Merhaba değerli izleyenler. Bugünkü röportaj konuğumuz Hüseyin Göçek. Hüseyin Göçek, FIFA Go Kart'lı hakemlerimizden süper hakemimiz. Merak ettiğimiz soruları kendisine soracağız. Hakkında bilinmeyenleri birlikte öğreneceğiz. İzninizle şimdi başlıyoruz. Hüseyin Hocam, öncelikle bizi kırmayıp geldiğiniz için, bizi iş yerinize kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Öncelikle Hüseyin Göçek kimdir yakından tanımak istiyoruz. Kendinizden biraz bize bahseder misiniz? Ben de öncelikle buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum size. Hüseyin Göçek 1976 doğumlu, İstanbul doğumlu, 40 yaşında ve FIFA kartlı hakem. Kabataş Erkek Lisesi'ni eğitim hayatımı, lise hayatımı bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliğini kazandım. İnşaat mühendisliğini kazandıktan sonra da master eğitimini yine aynı üniversitede, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kaldım ve geoteknik anabilim dalında da master eğitimimi tamamladım. 1999 senesinde, 1996 senesinde Ahmet Erdoğan hocamızın açtığı hakem kursunda hakemlik hayatıma ilk adımlarımı attım. 97'nin ortasında ilk amatör maçlarıma çıkmaya başladım. 99 senesinde C klasmanına terfi ettim. 2002 senesinde B klasmanına, 2003 senesinde A klasmanına, 2004 senesinde de Süper Lig hakemliği olarak terfi ettim. Ayrıca 99 senesinde hem Merkez Hakem Kurulu'ndan hem de Yıldız Teknik Üniversitesi'nden izin alarak eğitimimi durdurdum ve hakemliğimi dondurarak İngiltere'nin güneyindeki Sussex bölgesine gittim. Buraya gitme amacım yabancı dil eğitimini almaktı. İngilizcemi geliştirmekti. Bu Sussex County Lig, yani Sussex Bölgesel Ligi'nde yaklaşık 11 ay kadar hakemlik yaptım. Burada 54 tane amatör maça çıkmak şansını yakaladım. Tabii buradaki benim yaşadığım tecrübe hakemlik hayatıma da çok olumlu bir şekilde yansıdı. Sonuçta bakış açımı genişletti, ufkumu genişletti. Çok büyük yararlarını çektim. Peki bu lig İngiltere Futbol Federasyonu'na bağlı bir lig, doğru mu? Tabii. Bu İngiltere'ye gittiğim vakit Türkiye'deki hakem hocalarımı aradım. Türkiye'deki hakem hocalarımdan görev yaptığım C klasmanında görev yaptığına dair bir yazı istedim. Ve Türkiye Futbol Federasyonu, İngiltere Futbol Federasyonu'na bunu faksladı, bu kağıdı. Orada eşleştirme yaptılar ve Denk bir lig olarak yani bizim bal ligi dediğimiz bir kategoriden hakemlik yapmaya başladım. 2005 yılında diş hekimi eşim Fatoş Ezgi Dökme Göçek'le evlendim. 2009 yılında Berk Deniz adında bir oğlum oldu. Şu anda 7 yaşında ve ilkokul 2. sınıfa gitmekte. Arkadan bir hakem geliyor mu? İnşallah hayırlısıyla, ama biz onu yönlendireceğiz bütün spor dallarında. Artık o ilerleyen zamanlarda kendi seçecek. Tam spor demişken, peki futbolla ilginiz, özellikle futbol mu yoksa spora bir ilginiz mi vardı genel olarak? Nasıl başladı bu hakemlikten öncesi veya yani ilkokul yılları diyelim, bir sporla iç içe miydiniz o dönemlerde? Şimdi şöyle oldu. Ailenin yönlendirmesi çok büyük etkendi. Çünkü babam eski saha komiserlerinden. Amcam da eski futbol hakemlerindendi. Sonuçta küçük yaşlardan itibaren futbolla iç içe büyüdüm ben ailemden dolayı. Onların yönlendirmesi birinci etken oldu. 11 yaşında futbola Beşiktaş'ın altyapısına başladım. Oradaki altyapıdaki antrenörümüz Serpil Ahmet Tüzün hocamızdı. Ancak boyumun uzun olmasından dolayı aynı zamanda Gazi Osman Paşa Ortaokulu'nda basketbol takımında da oynuyordum. Tabii o okul takımında oynarken ilçe turnuvaları oluyordu. Kendimi gösterme şansım oldu. Ve Galatasaray'ın altyapı antrenörü beni kulüp takımına aldı. Yani Beşiktaş'ta futbola başladım. Daha sonra Galatasaray'da basketbolla devam ettim. Galatasaray'da da 3-4 sene altyapılarda oynadıktan sonra sırasıyla Ülker Spor, Kurtuluş Spor ve Tekel Spor'da bölgesel ligde basketbola noktayı koydum. Yaş aralığınız kaçtı o dönemde? 20 yaşına kadar basketbol oynadım. 21 yaşında da hakemliğe başlamış oldum. 96 yılında hakem olduğunuzu söylemiştiniz. Hakemliğe başlarken sizi yönlendiren birisi oldu mu? Hakemliği tanışmanız nasıl oldu tam olarak? Birisi mi tavsiye etti?
Şimdi şöyle, futbol içimde hep uhde kalmıştı. Çünkü futbola başladım, evet. Sonra basketbola döndüm. Ailemin de tabii babam da o zaman bizim oturduğumuz semtte Levent'te oturuyorduk. Levent Spor'un amatör takımı vardı. Babam da orada yöneticilik yapma fırsatını yakalamıştı. Yani Levent Spor'da futbolla iç şeydik zaten. Yani futbolu çok seviyordum. Ailemin çok büyük yönlendirmesi oldu bu konuda. Ve futbol hep söylediğim, belirttiğim gibi içimde uhde kaldı. Amca ve babanın etkisiyle futbol hakemine başladım. Tabii ilk maçlara çıktığımdan beri, amatör maçlarımdan beri benle ilgilenen fahri mentorum Ertuğrul Dilek'tir. Süper Lig'e çıkana kadar, Süper Lig'den FIFA hakemliğine geçiş sürecine kadar ve hatta bu günümüze kadar her maç öncesi ve sonrası Ertuğrul hocamla konuşurum. Onun engin görüşlerinden faydalanırım. Maç içerisinde yaşadıklarımı paylaşırım. Ve hep daha iyiye gitmek benim hedefimdir. Hep daha iyi olmak. Çünkü hakemlik kendinizi güncellemeyle ancak geliştirebileceğiniz bir olgudur, meslektir. Her maçtan sonra kendinize çıkarımlarınızı sağlamanız lazım. Her maç farklı bir tecrübedir. Bir manada Ertuğrul Hoca sizin antrenörünüz gibi aslında. Bireysel evet. Antrenör gibi. Buradan kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Başka bir sorum olacak. Son dönemlerde Türk futbolu, yani daha doğrusu Türk hakemliği diyelim. Türk hakemliği gelişme gösteriyor. Geçmiş yıllara göre devamlı siz değerli hocalarımızın isimlerini Avrupa'nın çok önemli maçlarında görüyoruz. Ve siz de bu son dönemde tarih yazan, yani tarihi imzasını atan ekibin içindesiniz. Birlikte sayısız maçlara gittiniz. Pek çok anınız oldu belki. Bu maçlarda yani büyük bir başarı var ortada. Bu başarının sırrı nedir? Özellikle nasıl başardınız yani? Daha önce olmayan şeyi nasıl yaptınız? Öncelikle olay yaptığınız işi sevmekle başlıyor. Hakemlik çok zor bir meslek. Kendinizi yaptığınız işe adamanız gerekiyor. Cüneyt Çakır sonuçta Türk hakemliğinin durakta bekleyen lokomotifini harekete geçirmiştir. Ve çok büyük başarılara imza atmıştır. Her şeyden önce bu ekibin bir parçası olmak ve bu başarılarda pay sahibi olmak benim için gurur ve onur vericidir. Ekip içerisindeki uyum ve birbirine olan güven çok önemlidir. Eğer herkes birbirine inanır ve sorumluluk alması gereken yerde taşın altına elini sokarsa otomatikman başarı da kendiliğinden gelmektedir. Cüneyt Çakır önderliğinde Bahattin Duran, Tarık Ongun, ilave yardımcı hakemler olarak Barış Şimşek ve ben, dördüncü hakem Emre Yiğsoy ile bu uyumu çok iyi bir şekilde biz yakaladık. UEFA'nın ilave yardımcı hakemliğine geçtiği 2009 senesinden beri ben Cüneyt Çakır'ın ilave yardımcı hakem görevini yapmaktayım. Her maçta yaptınız hemen. Her maçta yaptım hemen hemen. Ve aynı zamanda bu işin öbür tarafında Avrupa'da hakem olarak da görev almaktı. Benim de kendi ekibim var. Mesela maçlar Avrupa'ya maça gittiğimde kale arkası hakemlerim Mete Kalkavan ve Tolga Özkalp olmakta. Bazen Ali Palabıyık buraya katılmakta. Bu başarının altına yatan temel sebep ekip içerisindeki uyum, takım ruhunu yakalamaktır. Birbirine güvendir. Asıl şeyler bunlardır. Tabii çok çalışmak gerekiyor. Beraber idman yapmak gerekiyor. Aynı havayı solumak gerekiyor. İkinizle birlikte idman yapıyorsunuz. Tabii. Bu olanak bize sağlanıyor zaten. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Viva tesislerinde. Maçlar öncesi toplanıyoruz ve orada beraber vakit geçirme olanağımız oluyor. Kampa giriyorsunuz aslında. Kampa giriyoruz. Futbol takımları gibi. Peki bu sene Avrupa'da 6 maça çıktınız. Avrupa'da yani ön elemeler, Dünya Kupası elemeleri olsun, UEFA olsun, Şampiyonlar Ligi olsun. Ya tabii ki çok farklı bir ortam, çok farklı bir arena. Ne gibi tecrübeler ediniyorsunuz? Her maçta muhtemelen farklı tecrübeleriniz var. Yani çizgi hakemliğin yanı sıra hakem olarak çıktığınızda ne gibi yansımaları oluyor? Yani o ortam nasıl bir ortam? Havası nasıl bir hava? Tabii Avrupa'da maç yönetmek çok büyük bir duygusal bir olay. Yani milli aslında sözünü geçiyorum. Milli Türkiye, ülkeyi milli olarak milli takım tabii, gibi hem, yani, temsil ediyoruz. Orada UEFA'yı temsil ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye'yi temsil ediyoruz. O Avrupa Ligi'nin müziğini veya Şampiyonlar Ligi'nin müziğini seremonide duymak insanın tüylerini diken diken ediyor.
Yani o duyguyu bütün hakemlerin yaşamasını Allah nasip etsin. O çok farklı bir duygu. Tabii Avrupa'da her maç farklı bir tecrübe. Türk hakemliğini en iyi şekilde temsil etmek ilk hedefimiz. Ve bu biraz önce belirttiğim gibi Cüneyt Çakır'la olan başlayan bu başarı. Arkasından işte ben ve Halis Özkaya, arkadan gelen Ali Palabıyık, Mete Kalkavan, Alper Ulusoy ve yeni FIFA kokart takacak olan Halil Umut Mener kardeşimizin de bu hareketlilik içerisinde ileride çok önemli maçlarda görev alacağına ben inanıyorum. Türk hakemliği ileride çok çıtasını yükselterek daha ileri bir seviyeye geleceğine İnşallah inanıyorum. İnşallah temennimiz bu yönde ve biz de çok inanıyoruz. Başka bir soruya gelecek olursam, her hakemin maç yönetirken bir tarzı var, bir tarz oluşturuluyor. Sert hakem var, konuşarak mesela futbolcularla iletişim olsun. Yani siz kendinize nasıl bir yapı görüyorsunuz? Yani oyun içinde, hakemlikte, hakemlik stilin, Hüseyin Göçey'in hakemlik stili nedir? Her şeyden önce, hakemlik tarzını ortaya koymadan önce bazı temel prensipler vardır hakemlikte. Her şeyden önce kendinizi çok iyi geliştirmeniz gerekiyor. Çok fazla maç takip etmeniz gerekmektedir. Kurallara hakim olmanız ve kuralları yorumlamaya kabiliyetini geliştirmeniz gerekmektedir. Takım ruhuna sahip olmanız, bencil olmamanız, kararlı, adil ve otoriter olmanız gereken bir meslek grubudur hakemlik. Beden dili çok önemlidir. Verdiğiniz kararları güçlü bir beden diliyle birleştirdiğiniz vakit inandırıcılığınız ve sahadaki güvenilirliğiniz artar. Futbolcuyla olan diyaloğu mümkün olduğu kadar az tutmak gerekir. Kısa ve net kelimelerle futbolcu arkadaşlara gerekli mesajları verip vermekte fayda vardır. Kondisyon çok önemli. Kondisyon. Oraya da geleceğiz. Hakemlik kariyerinizde şu ana kadar 402 profesyonel maç olmuş bugüne kadar. Yani pek çok zorlu maçlar, derbiler hepsi gerçekten yüksek seviyeler. Türkiye'den bahsediyorum 402 profesyonel maç olarak. Hüseyin Göçey'in bir uğuru var mıdır? Yani bir totemi maçlara çıkmadan önce kendisini maç içinde daha rahat hissettireceğine inandığı olur. Yani bir uğur, totem yapıyor musunuz yoksa? Öncelikle müsabakalara gitmeden önce ailemle konuşurum. Anne ve babamdan hayır duasını alırım. Sonrasında müsabakadan önce, otelden çıktıktan sonra, stada gelmeden önce eşimle konuşurum. Ve soyunma odasına girdikten sonra da kendi duamı yaparım. Bunların haricinde farklı bir totemim veya herhangi bir uğurum yoktur. Peki maçlara nasıl hazırlanıyorsunuz? Yani pazartesi günü, hafta başı, pazartesi günü başladı. Yani pazara kadar, cumartesi olur maç, pazar günü olur. Bir haftanız var, sizin bir mesleğiniz de var aynı zamanda normal özel hayatınızda. Bir haftası Hüseyin Göçey'i nasıl hazırlanıyorsunuz? Şimdi 2009'dan beri UEFA Hakem Konvansiyonu'na üyeyiz Türkiye olarak. Bu yüzden dolayı bizim bütün idman programları UEFA'dan gelmektedir. UEFA'da bunun sorumlu kişisi Belçikalı Werner Helsen'dir. Werner Helsen bizzat haftalık idman programı göndermekte. Türkiye'de bu idman programından sorumlu Ali Kızılek'tir ve Tuğba Kızılek'tir. Her haftalık idman programını bunlar analiz edip bizlere hafta başı göndermektedir. Her pazartesi sabahı haftalık olarak idman programı bizim mailimize gelmektedir. Mesela pazar günü maçımız vardı. Pazartesi günü rejenerasyon idmanı yaparız. Vücudu dinlendirmek açısından. Salı günü süratte devamlılık idmanı yaparız. Çarşamba günü kuvvet idmanı, salon idmanıyla geçeriz. Çünkü süratle dayanıklıktan sonra ertesi gün tekrardan bir böyle hızlı tempoda bir idman yapamayız. Çarşamba günü salon idmanı, kuvvet çalışmaları, kor hareketleri. Perşembe günü bu sefer sprinte dayanıklık çalışmalar. Cuma günü maç durumuna göre, maçımız eğer cumartesi ise cuma günü maç öncesi idman oluyor. Kısa ter idman oluyor. Onu yaparız. Eğer maç pazar günü ise o kısa idmanı cumartesi günü yaparız. Cuma'yı boş geçeriz. Ve bu haftalık idman programını Polar Saat vasıtasıyla kayıt altına aldıktan sonra hafta sonu, pazar akşamı
haftalık idman verilerini Ali Kızlet ve Tuğba Kızlet'e geri göndeririz. Onlar performans analizi yaptıktan sonra bilgisayarda bize gerekli dönüşleri yaparlar. Performansımızla ilgili iyileştirme nerelerde yapılabilir, nerelerde eksik kalıyoruz, onlarla ilgili bize feedbackleri verilir. Aslında televizyonda haberlerde, spor haberlerinde izlediğimizde futbol takımlarının her idmanını haber kanalları gün gün, saat saat, işte hafta sonu maçına göre yayınlıyor. Hakemleri ise sadece 2 saat görüyoruz televizyonda. Ama gördüğümüze göre yani her gün hakemliği yaşıyorsunuz. Her gün maçınıza özenle hazırlanıyorsunuz. Peki özel hayatınızda işinizle koordineli olmanız lazım. Yani hem işinize vakit ayırmanız lazım, hem hakemliğinize vakit ayırmanız lazım. Yani bunu ayarlamak zor oluyor muhtemelen ama 2015 senesinin Mart ayına kadar hakemlikle beraber aile şirketimiz olan Berk Otomotiv şirketinde üst düzey yöneticilik yaptım. Ama 2015'in Mart ayında Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Merkez Hakem Kurulu'nun beraber ortak hareket ederek profesyonel hakemliği getirmesinden dolayı bize ikinci iş yasağı geldi. Bu yüzden kendi mesleklerimizi bırakıp sadece profesyonel hakem olduk. O zaman profesyonel, yani hayatınız artık hakemlik sadece. Evet, tabii bunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören'in ve Merkez Hakem Kurulu Başkanımızın Yusuf Namoğlu'nun çok büyük katkıları vardır bu sisteme geçişte. Bu sistem Avrupa'da seneler önce geçti. Her hakemin ihtiyacı olan bu sistem başarıyı da yanında getirmiştir. Avrupa'da bunun örnekleri vardır. Bu yüzden dolayı profesyonel hakem olduğumuzdan dolayı da haftada 3 gün, salı, çarşamba ve perşembe günleri Riva'ya gitmekteyiz. Riva'da gerekli günlerde bu 3 gün içerisinde hem idmanlarımızı yapıp hem eğitimlerimizi yapıp beraber toplanıp maç analizlerini yapmaktayız. Tabii Riva'da Avrupa'da birçok eşi benzeri olmayan bir tesise sahibiz. Burada hem bizim eğitim salonlarımız var, hem 3-4 tane doğal çim, 1-2 tane suni çim, sauna, jacuzzi, şok havuzu, fitness salonları. Yani olağanüstü bir tesis kullanımına sahibiz. Yani bu açıdan biz çok şanslıyız. Çünkü Avrupa'da bile bunun eşi benzeri yok şu anda. Gerçekten Türk hakemleri o zaman bütün imkanlara yararlanıyor. Performanslarından da bunun yansımalarını görebiliyoruz zaten. Peki hakemliğe başlarken yine 96 yılına döneceğim. İlk hakem olduğunuz gün kursa girdiniz. Peki bu günleri tahmin edebildiniz mi? Bir hedef koydunuz mu kendinize? Yani FIFA seviyesine yükseleceğinizi görebilmiş miydiniz? Şimdi genç hakem arkadaşlara da tavsiyem şudur. 96 senesinde hakemliğe başladığımda kendime iki tane ayrı ayrı hedef koydum. Birincisi kısa vadeli hedefti, ikincisi uzun vadeli hedefti. Birincisi kısa vadeli hedefim, bulunduğum kategoriden bir üst kategoriye çıkmaktı her sene. Uzun vadeli hedefim ise en kısa zamanda Süper Lig'e çıkıp FIFA kokartını almaktı. Yani aşama aşama giderlerse daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Yani önlerinde de kendilerine kısa vadeli, uzun vadeli hedefler koymaları gerekmektedir. Yani tepedeki hedefi belirleyeceğiz. Daha sonra bir sonraki merdiveni adım adım yavaş yavaş. Peki şu an son yıllarda hakemlik teknolojiyle bir araya geldi. Kulaklık, bipli bayraklar, teknolojinin her şeyini sonuna kadar kullanıyoruz artık tüm dünya hakemleri olarak. Peki şimdi video hakemden bahsediliyor. Ona da geleceğim. Fakat bu teknolojinin hakemliğe getirileri ve götürüleri, yararları ve zararlarını düşünürsek bu konu hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi önce bipli bayrakla başladık. Bipli bayrak geldi. Çok büyük avantajını çekti. Çünkü herhangi bir hakem, yardımcı hakem arasındaki işbirliğinde bir iletişim yoktu. Uzaktan vücut diliyle, beden diliyle anlaşmaya çalıştık. Bipli bayrak bizim için bir uyarıcı oldu. Sonrasında telsiz geldi. Telsiz kulaklık geldi. Tabii telsiz kulaklığın getirmiş olduğu birçok fayda var. Tabii ki verimli kullanılırsa, doğru şekilde kullanılırsa, eğer herkes aynı anda konuşursa telsiz kulaklıkta hakem ekibinde bir ses yoğunluğu, ses kirliliği oluyor. Ya hakem hiçbir şey algılayamıyor, anlayamıyor. Herkes kendi sorumluluk alanında
sorumluluk paylaşarak konuşursa, verimli olarak kullanırsa telsiz kulaklık çok büyük bir fayda. Sonrasında gol hakemliği teknolojisi geldi. Kale çizgisine fotoselle beraber fotosel koydular ve televizyonda topun çizgiyi geçip geçmediği belirlendi. Hakemin saatine sinyal geliyor 2-3 saniye içinde. Tabii bunun da çok büyük faydaları oldu. Çünkü insan gözünün algılayamayacağı, topun evet. çizgiyi terk edip etmediği pozisyonlar oluyor böyle milimetrik, santimle geçmiş. Buralarda çok büyük faydası var. Bu sadece gol olarak mı kullanılıyor peki yoksa tüm avuç çizgisinde yok, mi? Yok, sadece iki kale direğinin arasında. Çizgide top gol mü değil mi orada kullanılıyor. Ve anında hakemin saatine hem titreşim yoluyla hem kulaklığına ses yoluyla gol 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 diye 4-5 defa ses geliyor. Kulaklığa da bağlı aslında. Tabii yani. Hem kulaklığa bağlantılı hem saatte de zaten titreşimle beraber gol 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 diye uyarı geliyor. Yani bu teknolojiler bize çok büyük faydaları var şu durumda. Peki video hakem için ne düşünüyorsunuz? Şu an çok tartışılıyor. Avrupa'da birkaç ülkeye geçme kararı aldı hatta. Futbol Federasyonu'nda çalışmalarımızı sürdürüyoruz tarzı açıklamalarda bulundu. Siz ne düşünüyorsunuz? O gelmeli mi yoksa... Merkez Hakem Kurulu Başkanımız Yusuf Namoğlu yaklaşık 1-1,5 ay önce yerinde tespit yapmak amacıyla İtalya'ya gitti. Hatta bir maçta da uygulamaya şahitlik yaptılar. Bizim federasyonumuz ve Merkez Hakem Kurulumuz bu iş üzerinde inceleme durumda şu anda. Video hakemliği önümüzdeki sezon gelebilir ama şu anda kesin bir şey yok. Hani masaya yatırdığım vakit artıları da vardır, eksileri de vardır. Evet. Yani bu sonuçta Merkez Hakem Kurulu'nun alacağı bir karardır, uygulanıp uygulanmayacağı. Biz saygıyla karşılarız, bekleyip göreceğiz. Teşekkür ediyorum bu cevap için. Meraklara yani akıldaki soruları giderici bir cevap olmuştur umarım. Beslenmeye gelecek olursak, bir hakemin beslenmesi nasıl olmalı? Yani çok yoğun tempolarda maç yönetiyorsunuz. Çünkü beslenme, uyku bunlar önemli mi? Yani zararını görüyor musunuz atıyorum? Uykusuz kaldığınızda antrenman olur, beslenme açısından konuda bir şey söylemek ister misiniz? Sonuçta her hakem bir sporcudur. Biz de sporcular gibi hem beslenmemize hem uykumuza çok dikkat etmemiz gerekir. Çok ağır şartlarda idman tempolarında geçiyoruz. İki ayda bir atletik testlere giriyoruz. Gerçekten bu atletik testler belli bir yaştan sonra zorlayıcı olmaktadır. Belli bir yaştan sonra da bunları geçebilmek için daha profesyonel yaşamak gerekmektedir. Protein ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum. Maç öncesi gün, akşam yemeğini genelde hafif tercih ediyorum. Hafif yemekler. Maç günü öğlen yemeği makarna. Sadece makarna yemeği tercih ediyorum. Maçtan sonra ise tercihim genelde kırmızı et tercih ederim. Özellikle sıcak havalarda sıvı tüketimi çok önemlidir. Hani eskiden derlerdi dalağına sıçar su içmeyin, aman maçtan önce su içmeyin ama bu tabii artık yeni zamanda tarihe karıştı.